Evet arkadaşlar, Minecraft'ta makas nasıl yapılır şimdi size bunu göstereceğim. Öncelikle demir külçelerimizi şu şekilde koyuyoruz, gördüğünüz gibi. Makas elde ediyoruz. Peki kullanımı nasıl? Hemen onu da göstermek istiyorum. Şurayı hemen kapatayım. Hemen şöyle. Bakın arkadaşlar, şimdi şöyle basit. Gördüğünüz gibi çimen veriyor ama makasla vurmazsanız, normal şeyle vurduğunuz zaman gördüğünüz gibi tohum veriyor. Şurada. Gördüğünüz gibi tohum veriyor arkadaşlar ama makasla birlikte yaptığın zaman çimen vermektedir. Şöyle göstereyim. Çimeni koyduğun zaman bu şekli alır ama tohumu koyup akşam oynayınca böyle oluyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Şurada tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle yapalım. Makas ile kestik. Gördüğünüz gibi çimen elde ediyoruz. Bunu aynı şekilde koyabiliyoruz. Ama makas ile kesmeyip de normal olarak kestiğimiz zaman böyle tohum elde edebiliyoruz. Bunlardan da buğday elde ediyoruz. Yani makasın farkları bu arkadaşlar. Mesela koyunları öldürmeden yün elde edebiliyoruz. Şöyle bir hemen koyun var mı diye bir bakayım. Güneşin doğmasına da az kalmış. Şöyle bir gidelim. Buralar bayağı karışmış. Şöyle biz devam edelim. Şu anda hala koyun bulamadım. Şöyle bir bakıyorum. Burada da koyun yok. Şurada olması gerekiyordu ama duruyor mu bilmiyorum. Evet, gördüm bir tane. Şimdi hemen makası koyun üzerinde deneyelim. Gördüğünüz gibi koyun. Gördüğünüz gibi sağ tuşla. Günlüğünü aldım öldürmeden. Koyun da yukarıda var sanırım. Onu da aynı şekilde bir daha göstereyim. Koyun, 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 koyun.
Biraz görüyorum ama. Şimdi burada koyun vardı herhalde ama. Herhalde tavuktu. Şöyle bir koyun daha bulayım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Koyunlar tek dolaşmaz. En az 3 tane oluyor etrafında. Allah Allah. Şöyle biraz yukarıdan bakayım. Şurada bir tane gördüm herhalde. Ama evet, şöyle hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi günleri. Şunu da yapayım hemen. Siyah koyun. Günleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu kadar basit makas kullanımı ve çok işlevli yani. Makas yapımı ve kullanımı bu kadar basit arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.